BTV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Can Polat'ı makamında ziyaret eden Bartın Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Aydın, kamuoyunun bilgilendirilmesi anlamında her zaman göreve hazır olduklarını söyledi. Sayın Valimin altını atmak üzere. Hadi atın. Hayırlı olsun. Bir tuğlada sen koy kampanyası kapsamında toplanan yardımların yanında kaymakamlık, belediye, sivil toplum örgütleri, esnaf ve vatandaşların desteğiyle yaptırılacak Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu'nun temeli törenle atıldı. İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen 6 dönümlük alanda 1 milyon 700 bin liralık harcamayla 3 katlı olarak inşa edilecek Meslek Yüksekokulu'nun temel atma törenine Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu, Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ramazan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Altınok, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Ulus Kaymakamı Selçuk Şakar, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Azizoğlu, "Biz bugün geleceğimizin insanlarını, geleceğimizin mimarlarını, geleceğimizin yöneticilerini yetiştirerek okulun temelini bu mübarek topraklarda atıyoruz." diyerek şu şekilde konuştu. Eğitimle ilgili bir güzel sözü var. Her zaman bunu sözü kullanıyoruz. Eğer bir gün sonrasını düşünüyorsanız balık yakalayın. Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız pirinç ekin. Ama 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin diyordu. İşte bugün Ulus geleceğimizin insanlarını, geleceğimizin mimarlarını, geleceğimizin yöneticilerini yetiştirecek bir yüksekokulun temelini burada bu güzel topraklarda, bir mübarek topraklarda atıyor. Bu demektir ki ulusumuzun insanı 100 yıl sonrasının insan yetişmesi için 100 yıl sonrasının Türkiye'sine bugünden hazırlık yapıyor. Sizi böyle ulvi, böyle büyük bir davanın yolcusu olduğunuz için de tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu bina bitecektir. Bundan emin olun. Tereddüt etmeyin. Bu Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi gelecek eğitim öğretim dönemine yetişecek. Ve o zaman 500 tane öğrencimiz burada eğitimden alacaktır. Bundan hiçbir tereddütümüz olmasın. Ama biz istiyoruz ki ulusumuz daha da büyüsün. Bundan 20-30 sene önceki nüfusuna kavuşsun. Ulusun nüfusuna oranlar, nüfusu çok fazla. Bölgemizde ve Türkiye'mizde uluslar ayrı bir yer işgal ediyorlar. Ayrı bir değere sahipler. Ama nüfusunun da ulusta artması, ulusların ulusa yatırım yapması, ulusu geliştirmesi, kalkındırması. Konuşmaların sonrasında Vali Azizoğlu ve diğer protokol üyelerince Meslek Yüksekokulu binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alemin. Vasile eğitim yuvamızı en kısa zamanda hazırlayarak eğitimi açma günlerinde biz... Sayın Valimin altını atmak üzere. Hadi atın. Hayırlı uğurlu olsun. Sen de atın atalım. Karam atın Sayın Valim. Bartın Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Aydın ve Genel Müdür Hasan Camcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Metin Çetin'i makamında ziyaret etti. Çetin televizyonumuza önemli açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar Kumluca Belediye Başkanlığı görevini yürüten Metin Çetin geçtiğimiz günlerde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığına atanmıştı. 30 Mart yerel seçimlerinde Ulus Belediye Başkanı seçilen Hasan Hüseyin Uzun'un yerine Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Çetin'e Bartın Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Aydın ve Genel Müdür Hasan Camcı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Aydın ziyaretteki konuşmasında Çetin'e hayırlı olsun dileğini iletip başarılar diledi. Mücadele olmuştu. Biz de hep yanında olmuştuk. O da bizim yanımızda olmuştu televizyon olarak. Tabii bir arkadaşlarımız, yıllarımız böyle bir dostumuz vardı. Genel sekreter yardımcısı olduğunu öğrendik. Bartın'a bence iyi bir genel sekreter yardımcısı atanmış bulunuyor. Yeni görevde hayırlı olsun diyoruz. İnşallah Bartın İl Özel İdaresi Sayın Genel Sekreter Yardımcımla daha iyi hizmetleri yapar. Ondan eminiz ve başarılarında devamını diliyoruz. Sayın Başkanım'a tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çetin ise konuşmasında atanmasının ardından Bartın kamuoyundan güzel tepkiler aldığını ifade edip bugüne kadar görev yaptığı tüm kurumlarda başarılı olmak için çalıştığını ve yeni görevinde de aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğini söyledi. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
bazen basında duydum, birileri karşıydı veya bütün arkadaşlarımızın desteğiyle buraya geldik. Tabii zaman zaman fikir ayrılıkları olur. Böyle bir kırgınlık, dargınlık, küskünlük kesinlikle yok. Ben tüm arkadaşlarımla uyum içerisinde bu kuruma iyi şeyler katmak için, faydalı olmak için geldik. Öyle zannediyorum, zaman içerisinde bunu hep birlikte göreceğiz. Gerçekten İlizyon İdaresi de Bartın'ımıza çok büyük yatırımlar, güzel yatırımlar yapıyor. Bunların özellikle kamuoyuyla paylaşılması noktasında işlerin yoğunluğu, personelin yetersizliğinden kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Kamuoyuyla çoğu zaman paylaşılamıyor. İnanın işler başlamış, bitirme aşamasına gelmiş. Daha bunun kamuoyuyla paylaşılamayan birçok hizmetlerimiz var. Bunları daha sizlerle sık paylaşacağız. Daha iyi noktalara taşıyacağız. Hem kamuoyunu bilgilendirmek adına. BTV'nin şehrin dünyaya tanıtılması anlamında çok önemli bir görev üstlendiğini de ifade eden Çetin, yönetim kurulu başkanı Aydın'a ve Bartın Televizyonu çalışanlarına başarılar diledi. Bu eksikliğin ne kadar önemli olduğu farkında olmayan, sizin daha önce yapmış olduğunuz bu görevi BTV olarak tekrar uyduya çıkarak tüm dünyaya, dünyamızın her yerinde olan ve ülkemizin her yerinde olan hemşerilerimizle Bartın'da olup biteni paylaşma adına da bu yapmış olduğumuz güzel çalışmalar, başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Bu konuda öncülük eden Ercan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Siz değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Güzel hizmetler, hayırlı hizmetler yapıyorsunuz. Siz de Bartın'ımızın güzelliklerini gerek turizmde, yapılan çalışmalarda, eğitimde, tüm güzellikleri de tüm dünyaya paylaşmak adına, hemşerilerimizle, gurbette olanlarla paylaşma adına da çok büyük bir görev, misyon üstleniyorsunuz. Ben bu anlamda sizlere de kolaylıklar diliyorum. Güzel çalışmaların devamını diliyorum. Hükümetimiz de biliyorsunuz özellikle Bartın'a çok büyük bir yatırımlar yapıyor. Gerek köylerle ilgili, gerek il merkezinde, beldelerde, ilçelerde. Gerçekten çok hızlı bir değişimler, dönüşümler var. Bunların farkında olmamız lazım. Ben hemen 2-3 gün içerisinde İlizyon İdaresi olarak yapılan çalışmalara şöyle bir göz attığımda bir baktım. Gerçekten muhteşem eserler çıkartılmış. Özellikle yeni yapılan, özellikle okul ve diğer bina anlamındaki hem estetikte hem projelerde o farkı görmeye çalışıyoruz. Özel idare çalışanları hakkında da bilgiler veren Çetin, özellikle hükümetin Bartın'a önemli yatırımlarda bulunduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu. Çok ses getireceğine inandığımız güneş enerjisiyle ilgili Sayın Genel Sekreterimizle, Meclis Başkanımızla da biraz sohbet ettiğimizde yine yatırımlarla ilgili müdürümüzle paylaştığımızda çok büyük ses getirdiğim bu güneş enerji sisteminin diğer il özel idarelerinin ve farklı illerde buraya bu sistemi görmeye gelenlerin sıkça olacağını, randevu aldıklarını duyduk. Bunlar çok mutlu olduğumuz, memnuniyet veren projeler. Bunların daha da geliştirilmesi, hep önce olması, ilklerin burada olması noktasında biz de. Bartın Baro Başkanı Avukat Ferhat Parlatır, Bartın Televizyonu'na yaptığı ziyarette dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Bartın Baro Başkanı Avukat Ferhat Parlatır, beraberinde Genel Sekreter Arzu Kaptan, Sayman Nail Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Semih Sargın ve Baro Yazı İşleri Müdürü Veli Erhan'la birlikte Bartın Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Aydın'a ziyarette bulundu. Ziyarette Bartın Barosu çalışanları hakkında bilgiler veren Baro Başkanı Avukat Ferhat Parlatır, Bartın TV'ye TürkSat uydusu üzerinden devam eden yayın hayatında başarılar diledi. Son zamanlarda bankalardan kredi masraflarını geri almak bahanesiyle bazı kişi ya da kişilerce vatandaşların aranıp kredi kartı bilgilerinin de istendiğine dikkat çeken Baro Başkanı Avukat Parlatır, son zamanlarda bankalardan kredi masraflarını geri almak bahanesiyle bazı kişi ya da kişilerce vatandaşların aranıp kredi kartı bilgilerinin istendiğine de dikkat çeken Baro Başkanı Avukat Parlatır, bu tür durumlarda kredi kartı ve özel bilgilerini vermemeleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Çeşitli reklam veya çağrı merkezlerinden gelen çağrılara karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Avukat Parlatır, çağrı merkezleri tarafından müşteriler aranmakta kredi kartı bilgileri talep edilmekte. Kredi kartı aidatı ve kredi masrafı iadesi için kredi kartlarından para çekilmek suretiyle tüketiciler mağdur edilmektedir dedi. İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Genel Meclis'in devam eden Kasım ayı toplantılarında 2015 yılı performans planının kabul edildiğini söyledi. Bu kadar doğası ve denizi
sahilleriyle güzel bir şehri, ili biz... İl Özel İdare toplantı salonunda gerçekleşen İl Özel İdare 2015 bütçe toplantısına İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun ve İl Genel Meclis üyeleri katıldı. İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının 7. günkü birleşiminde 2015 mali yıl performans planının görüşmelerine başlandığını söyleyen Dursun, komisyonlarda yapılan gerekli çalışmaların meclise sunulmasıyla birlikte dosya üzerinde 3 gün genel görüşmelerin yapıldığını, 5302 sayılı yasa gereği 2015 mali yılı yatırım ve çalışma programlarının görüşülmesinin öncesinde performans planlarının karara bağlanmasının zorunlu olduğunu söyledi. Tam birisi Muba'daydı zannediyorum. Bildiğini çarpmaz. Şimdi güzelce sahada bizim korumayla ilgili bitmesi gereken dosyamız var. Onun bitiminde orası da var. Yani biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, sahillerimizde Amasra... 2015 yılı performans planının genel görüşmeye açıldığını ve yapılan genel görüşmeler esnasında önemli kazanımlar elde edildiğini de dile getiren Başkan Dursun, özel idarenin görev ve sorumluluk alanları içerisindeki hizmet çeşitliliğinin artmış olmasını da göz önünde bulundurarak, kırsalda yaşayan vatandaşların daha kaliteli hizmetler alabilmelerinin önünü açacak tüm çalışmaların yapıldığını ifade etti. Turistlerimiz tekneye bindiğinde İnkumuna da girmeli, Güzelcisar'a da girmeli, Muba'da'ya da girmeli, Çakraz'a da girmeli. Yani biz bunu planlamaya çalışıyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımızda buradaki turizm hareketi de artacak. İşte bunun yanında İnkumu'nda eğer böyle teleferik projesinde hayata geçirebilirse çok da hareketli bir şeye dönüşürüz. Turizm... Başkan Dursun yapılan çalışmaların Bartın için hayırlı olmasını ve 20 gün sürecek olan Kasım ayı toplantılarında meclis çalışanlarına katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Nasıl olmazı? Bu kadar doğası ve denizi sahilleriyle güzel bir şehri, ili biz sunmalıyız artık. Gelen yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmalıyız diye düşünüyorum. Bu çalışmalarımız da tabii bu kapsamda devam ediyor. Ben görüyorum ki projelendiriliyor ve kaynak bekleniyor şu anda. Bunlar inşallah bir bir hepsi hayata geçecek. Bizi en azından... Bartın Özel Amerikan Kültür Koleji'nde düzenlenen Aşure Günü'nde Kolej Müdürü Turgut Engin, kültür ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Bartın Özel Amerikan Kültür Koleji'nde öğretim görevlileri, öğrenci ve velilerin katılımıyla Aşure Günü düzenlendi. Yüzlerce aşurenin öğrenci ve velilere dağıtıldığı etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan Bartın Özel Amerikan Kültür Koleji Müdürü Turgut Engin, her yıl birçok etkinliğe imza attıklarını söyleyip amaçlarınınsa değerlerimizi yaşayarak öğrenen ve bu değerleri gelecek nesillere aktarabilecek öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi. Amerikan Kültür Koleji olarak her yıl olduğu gibi bu yılda yine aşure günümüzü velilerimizin katılımıyla beraber gerçekleştireceğiz. Amacımız çocuklarımıza hem dünyanın farklı ülkelerinin kültürlerini hem de kendi kültürlerimizi ve değerlerimizi yaşatabilmek, onları tanıtabilmek. Aşure günü bizim en önemli günlerimizden bir tanesi. Her yıl okulumuzda etkinlik, bir aktivite olarak bunu çocuklarla ve velilerimizle beraber kutluyoruz. Milli bayramlar, dini bayramlar ve bu günlerimizin hepsinin anlam ve önemini kendilerine hatırlatmak ve geleneklerimizi yaşatmak için bu tip etkinliklere son derece önem veriyoruz. Dünyanın diğer ülkelerine gittiğimizde, Avrupa ülkelerinde öğrencilerimizle yapmış olduğumuz ziyaretlerde her gittiğimiz ülkede mutlaka onların belirli günleriyle ilgili bize bir tanıtım yapıyorlar. Biz de bu yapmış olduğumuz etkinlikleri bir program çerçevesinde kaydederek gittiğimiz ülkelerde okul aktivitesi olarak tanıtıyoruz. Bu günlerimiz her ay okulda farklı etkinlikler olarak yapılıyor. Renk günümüz var, aşure günümüz var. Daha sonra hazırlanan aşureler öğrencilere ve velilere dağıtıldı.
Çaycuma'da AK Parti ile il genel meclis üyeleri isimlerinin AK Parti ilçe başkanlığı seçimlerinde mevcut yönetime muhalefet oldukları iddiasıyla kullandığına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bizler AK Parti Çaycuma teşkilatı mensupları olarak bir süredir Çaycuma AK Parti ilçe Çaycuma AK Parti il genel meclis üyeleri Elif Okur, Siyami Akçalan, Halil Gencer isimlerinin AK Parti ilçe başkanlığı seçimlerinde mevcut yönetime muhalefet oldukları iddiasıyla kullandığına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Gerekse de Çaycuma'mızın huzur ve barış ortamının devamını istediğimiz isteğimiz söz konusu itibarsızlaşma çabalarına cevap vermemize engel teşkil etmiştir. Ancak geldiğimiz noktada görülmüştür ki bizler tarafından kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Basına yansıyan muhtelif açıklamalarda görülmüştür ki gerçekle bağlantısız olarak tüm Çaycuma Teşkilatı'nın ilçe başkanımız Vedat Emeksiz'i desteklemedikleri algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Buradan AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı toplantı salonunda İl Genel Meclisi üyesi Elif Okur, grup adına gazetecilere yaptığı açıklamada kendilerinin AK Parti Çaycuma İlçe Teşkilatı mensupları olarak bir süredir Çaycuma İlçe Başkanlığı'na yönelik kongre sürecine ilişkin itibarsızlaştırma çabalarını büyük bir üzüntü ve esefle takip ettiklerini söyledi. Motivasyon ve sinerjisiyle AK Parti'mizin oylarını artırarak Çaycuma genelinde partimizi başarıya taşımıştır. Görev süresince azimli ve gayretli çalışmaları Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç vermiş ve bu seçimde oylar %52.5 oy oranıyla Çaycuma siyasi tarihinde en yüksek oyu alarak rekor kırmıştır. Partimizin Çaycuma genelindeki belirtilen başarılara rağmen parti içerisindeki bazı arkadaşlarımızın bu gerçeği görmezden gelerek hem partimize hem de teşkilat başkanımızdan sempatizanlarımıza kadar eski ve yeni il genel meclis üyeleri, Nebioğlu Belediye Başkanı ve bazı parti teşkilat üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında Çaycuma'da barış ve huzur ortamında kongre sürecinin tamamlama çalışmalarına destek olduklarını ve mevcut yönetimin itibarsızlaştırma çabalarına cevap verilmesi gerektiğini ifade eden İl Genel Meclis Üyesi Elif Okur şunları söyledi. Önümüzdeki genel seçimler öncesi partimizin 30 Kasım'daki ilçe kongresini birlikte beraberlik içinde güçlü bir yönetimle mevcut sorunları aşarak geride bırakarak gerçekleştirilmesi burada toplanan çeşitli kademelerdeki arkadaşlarımızın arzusudur. Biz gelinen aşamada mevcut ilçe başkanımız Avukat Vedat Emeksiz nezdinde AK Parti'mizin 2015 seçimlerine daha da güçlü bir şekilde hazırlanabilmesi için tüm gayreti göstereceğimizi, Çaycuma'da istikrarın ve başarının devamı için Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Vacit Durdubaş, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'yi ziyaret ederek Kaymakam Keçeli'ye hayırlı olsun dileklerini iletti. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'yi Çaycuma İl Genel Meclis üyeleriyle beraber makamında ziyaret eden Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Vacit Durdubaş Kaymakam Keçeli'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretinin ardından köylere hizmet götürme birliği müdürü Naşit Durdubaş'la da Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Vacit Durdubaş, ilçemizde özel idare çalışanları ve il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla, kaymakamımızla köye hizmet götürme birliği görevlisi arkadaşımızla fikir alışverişinde bulunduk diye konuştu. İlçemizde özel idare ile ilçemizde yapılacak bütçe ile ilgili arkadaşlarımızla, köylerimizde, sayın kaymakamımızla, köylere hizmet götürme birliğindeki müdür arkadaşımızla bilgi alışverişinde bulduk. Kaymakamımızla hayırlı olsun dileklerimizi sunarak bu ilçemize güzel hizmetler yapmayı hepimize başarılar diledik ve ayrılıyoruz şimdi. Göçebe'ye geçeceğiz buradan da. Orada da yeni atanan kaymakamımız var. Onu ziyaret edeceğiz. Ona da başarılar dileyeceğiz. Yolumuza devam ediyoruz. Motosikletiyle otomobile çarparak kaza yapan talihsiz motosiklet sürücüsünün dili koptu. 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünün kazada kesilen dilini olay yerinden gelip aldıktan sonra hastaneye götürdü.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Kepez mahallesinde yaşanan kazada 33 yaşındaki Satılmış Öztürk, iddialara göre motosikletiyle Solak Köyü yol ayrımı kavşağında kırmızı ışıkta geçmek istedi. Tam bu esnada ise kavşaktan dönüş yapan 28 yaşındaki Mehmet Kantarcı'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Sağlık ekipleri alacak arkadaş. Kazada kafasında kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsünün yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde parçalanmalar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yerde toplanan vatandaşlar motosiklet sürücüsünün dilinin koptuğunu ve kopan parçanın da olay yerinde olduğunu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri yeniden kaza yerine geldi. Sağlık ekipleri kısa bir aramanın ardından buldukları dil parçasını muhafazalı bir kaba koyarak hastaneye götürdü. Burada. Şu. Kazada hurdaya dönen plakasız ve tescilsiz motosiklet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken otomobil sürücüsü Mehmet Kantarcı ise ifadesinin alınması için Bağlık polis karakoluna götürüldü. Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün gözünde, yüzünde, dişlerinde ve dilinde parçalanmalar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Satılmış Öztürk'ün motor ehliyetinin de olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Oflu Hoca'nın Şifresi filminin imza söyleşisinde gergin anlar yaşandı. Bir vatandaş filmi çok küfür içerdiği gerekçesiyle eleştirince filmin yönetmeninin tepkisi sert oldu. Geçtiğimiz hafta sinemalarda vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi filminin galası için oyuncular ve filmin yönetmeni Bolu'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşiye katıldı. Sinema severler film yönetmeni Adem Kılıç, Oflu Hoca karakterini canlandıran Çetin Altay ve oyunculardan Eser Eyüpoğlu'na yoğun ilgi gösterirken filmde çok fazla küfür var diyen bir izleyiciyle yönetmen Adem Kılıç arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Küfür size mi ettik abi? Küfür işittikten ne? Kaç yaşında kardeşim? Yani zaten artı 13 var değil mi bizim filmimizde? Evet, 15 yaşında. Şimdi o... Evet. Aferin küfür, aferin. Yanlış yere gitmişsin sen. Sen biz, camiye gitmen lazım. Biz evet. Biz sinema... Değil misin? Bakın, heh. Evet, siz, bak biz, bakın beyefendi, ben İmam Hatip mezunuyum, biliyor musun? Ben, sen dini bilgin var mısın? Var. Küfreder, bir yerde bilmem ne falan, bizim filmimizde böyle küfür olsun diye küfür de yok. Yani, dayanılmaz mı? İzleyicinin eleştirisini kabul etmeyen yönetmen Kılıç, ben İmam Hatip mezunuyum, bana bu konuda akıl veremezsiniz, biz küfrü küfür olsun diye yapmıyoruz. Hoca da sinirlenir ve küfredebilir. Sözleriyle filmi savundu. Bir hayat tarzı değildir. Yani eğlenirsin, eğlenmezsin, çevrene gitmeyin dersin falan filan. Yani burada insanları sorguya çekmek, hani bağırarak, çağırarak, fırçalamak bence son derece yanlış bir şeydir. Bakın maçlara gidin. Maçlarda hakemle ilgili, topa kötü vuran futbolcuyla, avuta atan futbolcuyla, faul yapan futbolcuyla ilgili televizyonlar mikrofonları kısar. Bu bizim toplumumuzda var. Neyin peşindesiniz? Yani biz film yapmışız baştan sona. Yani bu kadar insan, milyonlarca insan giriyor bunları seyrediyor. Herkes memnun. Arkadaşımız bizi fırçalıyor. Ya bırakın bunu. İki gün önce Almanya'da bir radyo programına gidiyoruz. Berlin'de Çetin'le beraber. Yönetmen Kılıç eleştiride bulunmaya devam eden vatandaşa akıl veriyorsun, fırça atıyorsun. Bu toplum içerisinde senin yaptığın son derece ayıp, biz sizin ayağınıza geldik, siz de burada fırça atıyorsunuz şeklinde ifadelerle cevap verdi. Deyince filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu falan demiş, taksi şoförü tak diye
şeyi durdurdu. Taksimetreyi durdurdu. Ben dedi onları bedava götüreceğim dedi. Benim de çok heyecanlandım. Bir yönetmen ve başrol oyuncusu var arabamda. Sanata bir katkım olsun. Çok heyecanlandım diye para almadı bizden. Yani birileri böyle bakıyor, orası Almanya oluyor. Birileri de böyle bakıyor, hala biz yani inanamıyorum yani ben hangi çağda yaşıyorum? Ya biz bir film yaptık arkadaşlar. Bartın Spor eski başkanı ve Bartın Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Aydın, son günlerde bir paylaşım sitesinden hakkında yapılan dedikodulara kendi sosyal paylaşım sitesinden cevap verdi. Bartın'a 1992 yılında yerleşen Bartın Spor'un eski başkanlarından Ercan Aydın, daha sonra şehirde birçok yatırıma imza attı. Aydın, inşaat sektöründe başarılı çalışmalarının yanı sıra Abo Otel, restoran işletmeciliği yaparak ilin ekonomisine de katkıda bulundu. Başarılı iş adamı Ercan Aydın, 2005 yılında Bartın'ın tek televizyonu, Bartın Televizyonu alarak iş sektöründe büyümeyi sürdürdü. Yıllarca Bartın'a yaptığı yatırımlarla yaklaşık 200 kişiye iş imkanı sağlayan Aydın, 2008 yılında yapılan olağan genel kurulda Bartın Spor yönetimine girdi. 2009 yılında ise dönemin başkanı Nurettin Erol'un istifasıyla boşalan Bartın Spor Başkanlığı'na yönetimin kararıyla getirilen Ercan Aydın, 5 yıl aralıksız başkanlık görevinde bulundu. İnşaat sektöründe yaptığı önemli işlerle şehirde birçok yatırım yapan Aydın, Bartın Spor Kulübü'nde başkanlık yaptığı dönemde cebinden yaklaşık 2 trilyona yakın para harcayarak takıma maddi ve manevi destek sağladı. Takıma her sezon başı yaptığı transferlerle taraftarları tribünlere çekmeyi başaran Aydın, katkılarından dolayı Bartınlıların sevgisini kazandı. Kulübe maddi ve manevi destekleriyle taraftarı gelecek için heyecanlandıran Aydın, adına beste yapılan tek başkan unvanına sahip oldu. Alçak gönüllü, spora ve sporcuya saygı göstermesiyle tanınan Ercan Aydın, Bartın Spor Kulüp Başkanlığı'nı bırakmasının ardından tüm mesaisini de sadece işine ayırıyor. Bartın Spor Kulübü'nde 5 yıl başkanlık yaptıktan sonra 28 Nisan 2014 tarihinde yapılan olağan kongrede Bartın Spor Kulüp Başkanlığı'na yeniden aday olmayan Ercan Aydın, son günlerde bir sosyal paylaşım sitesinde yapılan dedikodu yorumlarına kendi sosyal paylaşım sitesinden cevap vererek kamuoyuna da bu konuda önemli mesajlar verdi. Herkes şunu çok iyi bilsin ki 5 yıl boyunca Bartın Spor Başkanlığı yapmaktan her zaman onur duydum ve Mehmet Somaklı abimin de başkan olmasından son derece mutlu oldum. Bugüne kadar ne basın karşısında ne de başka bir yayın ile hiçbir eleştiride bulunmayarak hep destek olmaya çalıştım. Duyuyorum ki şu sıralar birileri arkamdan atıp tutuyormuş. Net söylüyorum, şu anda tüm mesaimi sadece işimi eski haline getirmek ve bol bol aileme zaman ayırmak için harcıyorum. Asla Bartın Spor'u karıştırmak veya yeniden başkan olmak gibi bir düşüncem söz konusu değildir. Bu dedikodular içinde sadece aşağıdaki sözleri paylaşıyorum. Beni sevenlere ve kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Bartın Spor eski başkanı Ercan Aydın, dedikodu nefret edenler tarafından çıkarılır, aptallar tarafından yayılır, geri zekalılar tarafından inanılır sözünü sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak kamuoyuna da dedikodularla ilgili net mesaj verdi. U19 liginin 3. haftasında Ulus Çınar Spor'la Kumluca Esnaf Spor maçında meydana gelen olaylarla ilgili Kumluca Esnaf Spor'un Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yaptığı başvuru incelemeye alınmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu olayla ilgili Ulus takımının lisanssız futbolcu oynatıp oynatmadığını belirlemek için dün ASKF bürosunda toplanarak soruşturma başlattı. Bartın U19 ligi 3. haftasında Ulus Çınar Spor'la Kumluca Esnaf Spor arasında oynanan maçta Ulus Çınar Spor'un Alihan Yazıcı ve Mustafa Odalı'yı kaçak oynattığı nedeniyle Kumluca Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı itiraz, dün Bartın ASKF bürosunda Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Tacar Çağlar ve kurul üyesi Abdullah Albunar nezaretinde toplandı ve soruşturmada adı geçenler ifade verdi. Amatör Disiplin Kurulu'nun 3 Kasım 2014 tarihi toplantısında, Kumluca Esnaf Spor Kulübü'nün 28 Eylül 2014 tarihinde oynanan Ulus Çınar Spor Kumluca Esnaf Spor U19 Gençler Ligi müsabakasında Ulus Çınar Spor Kulübü'nün Alihan Yazıcı ve Mustafa Odalı'nın başka futbolcuların lisanslarıyla oynadıklarına dair iddiası nedeniyle inceleme başlatılmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Tacar Çağlar ve kurul üyesi Konfederasyon Genel Sekreteri Abdullah Albunar olayın açıklığa kavuşabilmesi amacıyla dün Bartın'a geldi ve dosyayı ASKF bürosunda yaptığı toplantıda inceledi. Başka futbolcuların lisanslarıyla oynadıklarına dair iddiası nedeniyle incelenen dosya neticesinde dün yapılan toplantıya adı geçen futbolcular Ulus Çınar Sporlu Alihan Yazıcı, Mustafa Odalı, Ulus Çınar Spor İdarecisi Oktay Açıkgöz, Takım Kaptanı Mustafa Altaş, Kumluca Esnaf Spor Kulübü Takım Kaptanı Rahman Aydoğan, İdarecisi Necmettin Demirci, Teknik Sorumlu Alaaddin Özkan, Kulüp Başkanı Hüseyin Demirci, Müsabaka Hakemleri Avni Özsoy, Selçuk Yıldırım, Hakan Güngör ve Futbol İl Temsilcisi Yüksel Tekin katıldı. ASKF bürosunda saat 14'te başlayan soruşturma akşam saat 17.30 civarında tamamlandı. Bartın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Turgut Altınçubuğ'un da hazır bulunduğu toplantı sonrasında alınan kararla ilgili hiçbir açıklamada bulunulmadı. Alınan kararın gelecek hafta Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden açıklanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı belirtildi. Bartın Spor eski başkanı Ercan Aydın, ASKF Genel Başkanı Turgut Altınçubuk'la yemekte bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Tacar Çağlar ve kurul üyesi Konfederasyon Genel Sekreteri Abdullah Albunar, 28 Eylül 2014 tarihinde oynanan Ulus Çınar Spor Kumluca Esnaf Spor U19 Gençler Ligi müsabakasında Ulus Çınar Spor Kulübü'nün Alihan Yazıcı ve Mustafa Odalı'nın başka futbolcuların lisanslarıyla oynadıklarına dair iddiası Bartın ASKF bürosunda yaptıkları toplantı sonrasında Bartın Spor'un eski başkanı ve Bartın Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Aydın'la yemekte bir araya geldi. Güzel durumlarımız ayarlı. Maça buraya doğru yazdım. Maça. Şurada bir fotoğraf var mı? Yemeğe ayrıca ASKF Genel Sekreteri İlkay Aydınoğlu ve ASKF Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Özkan da katıldı. Yemekte Bal Ligi'nde mücadele eden Bartın Spor ve amatör futbolun gelişmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi ortamda geçen yemek sonunda günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirildi. Dikkat çeken ve öne çıkan başlıkları sizlerle paylaştık. Böylece ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın aynı saatte BTV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.